İyi akşamlar. Yeryüzünden Notlar'la karşınızdayız bu haftada. Yine dünya oldukça hareketli ve dünyanın pek çok durağına gideceğiz biz de. Buradaki notları size aktarmaya çalışacağız ve dünyada neler oluyor, hangi tartışmalar var onları hep birlikte bakacağız ve ayrıntılarını konuşacağız hep birlikte. Hızla başlayalım isterseniz programımıza. Bu hafta ilk olarak Mısır'a gideceğiz. Ocak 2011'de Mısır'da halk, ekmek, özgürlük, adalet talepleriyle sokağa dökülmüştü, hatırlayacaksınız. Dünya halklarının kalbi günlerce Tahrir Meydanı'nda atmıştı. Tahrir'e çıkan yüz binlerce insan bu talepleri haykırmıştı o meydanda. Ve işte o muazzam ayaklanmanın yıl dönümü yaklaşmış bulunmakta. 25 Ocak'ta başlayan ve 11 Şubat'ta diktatör Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan devrim, Orta Doğu tarihi içinde büyük bir dönemeç olmuştu aynı zamanda. 25 Ocak'ta milyonlarca Mısırlı 30 yıldır iktidarda olan Hüsnü Mübarek'e karşı eylem çağrısında bulundu ve Tahrir Meydanı'nda başlayan eylemler Mısır'ın diğer kentlerine de hızla sıçramıştı. Ve 25 Ocak günü Mısır için öfke günü ilan edildi. Artık Mısır'da dönüşü olmayan bir yola girilmişti böylelikle. Gösteriler ülke çapında büyüyerek her yere yayıldı. Ülkenin hemen her tarafı eylem alanına dönüştü. Üniversitelerde boykotlar başladı. Öte yandan binlerce işçi greve çıktı. Fabrikalarda devrim gerçekleşene kadar grevdeyiz pankartları asılmıştı. Ve çok uzun süre bu grevler devam etti. Pankartlar asılı kaldı fabrikalarda. İşte bu büyük direnişin 17. gününde Mübarek istifa etti. Ve bütün yetkilerini orduya bırakarak uzun süren bir diktatörlük Mısır'da böylelikle devrilmiş oldu. Biz de programımız vesilesiyle bu hafta Mısır devrimine, Mısır halkının o muazzam direnişine bir selam gönderelim ve böyle başlayalım istedik. Mısır'da neler yaşanmıştı? İsterseniz onu bir hatırlayalım. Kısa bir VTR'miz var, onu hep birlikte izleyelim. 25 Ocak 2011 yılında başlayan ve 11 Şubat'ta diktatör Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle sonuçlanan 25 Ocak devrimi, Orta Doğu tarihi için büyük bir dönemeç oldu. 25 Ocak devriminden bugüne kadar geçen 4 sene içinde ülke birçok kez ayaklanmalara, grevlere, katliamlara ve darbeye tanıklık etti. Şimdi dünyayı sarsan Mısır devriminin tarihine bir göz atalım. Tunus'ta başlayan devrimin ilk yankıları 25 Ocak'ta karşılık buldu. Milyonlarca Mısırlı, 30 yıldır iktidarda olan Hüsnü Mübarek'e karşı eylem çağrısında bulundu. 25 Ocak öfke günü olarak ilan edildi. Hoppa! Gösteriler ülke çapında büyüyerek yayıldı. Üniversitelerde boykotlar başladı. Binlerce işçi greve çıktı. Fabrikalara devrim gerçekleşene kadar grevdeyiz pankartları asıldı. Polis baskısını daha da arttırmasına rağmen eylemler durmadı. Yüzlerce kişi tutuklandı, yaralandı. Ancak Mısırlılar taleplerine yanıt verilene dek gösterilere devam edeceklerini belirttiler. Halk Mübarek'e ve ordunun sokağa çıkma yasağına meydan okumaya devam etti. Hareketin en başından beri işçilerin fabrikalarında grev ilan ederek katıldığı ayaklanmaya işçi sendikaları da katıldı. Sendikalar ülke çapında büyük gösteriler düzenledi. 11 Şubat tarihinde Hüsnü Mübarek istifasını verdi ve yetkilerini orduya bıraktı. İlk parlamento seçimleri askeri konseyin yönetimi altında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Hürriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Muhammed Mursi kazandı. Mursi yönetimi devraldıktan sonra hemen radikal kararlar almaya başladı. Öncelikle ordunun başına genç bir isim atadı. Arap dünyasının en büyük ordusunun başına getirilen bu genç generalin dindar kimliği hem Mısır sokaklarında sıkça konuşuluyordu hem de dış basında işleniyordu. Mursi'nin önünde yemin ederek görevine başlayan bu isim şimdiki Cumhurbaşkanı General Abdülfettah el-Sisi'ydi. Mursi anayasal düzenlemelerle yetkinin tamamını kendinde topladı. Kendi yetkilerini olağanüstü bir şekilde arttıran Mursi, muhalefet tarafından yeni Firavun ilan edildi. Ardından Firavun yasasına öfke sokağa taşındı. Öfkenin sokağa sıçramasıyla beraber şiddet olayları yaşanmaya başlandı. Ülkede tansiyon yükseldikçe ekonomi de kötüye gidiyordu. İşçi grevleri ve çalışanların eylemleri de azımsanmayacak kadar çoktu. İşsizlik çok kritik boyutlara ulaşmıştı. Mısırlıların ise tahammül sınırları zorlanmaya başlamıştı.
Muhalif kesimler Tamarrut adı verilen bir çatıda birleşti ve Mursi'den güven oyunu çekmek için imza toplamaya başladı. 30 Haziran'da kitlesel gösteri hazırlıkları tüm hızıyla devam etti ve 30 Haziran günü Mısır, tarihinde hiç şahit olmadığı kitlesel gösterilere sahne oldu. En kalabalık gösteriler Kahire'de, Tahrir Meydanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde yapıldı. 30 Haziran'daki kalabalık gösterilerden sonra ordu bu sefer daha sert bir bildiri yayınladı. Bildiride Mısır halkının taleplerine kulak verilmesi gerektiği isteniyordu ve bunun için 2 gün süre tanınıyordu. 3 Temmuz akşamı General Sisi, Mursi'nin görevinden azledildiğini açıkladı. Sisi, anayasanın askıya alındığını da belirtti. Mursi'ye karşı sokaklarda gösteri yapan milyonlarsa derin bir sevinç içerisindeydi. Mısır'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle Abdülfettah el-Sisi oyların %96'sını alarak Mısır'ın yeni Cumhurbaşkanı oldu. Seçimlere katılımsa %47'de kaldı. Evet, Mısır'da durum böyleydi. 2011'de başlayan devrimde bunlar yaşandı. Kısaca izledik hep birlikte. 25 Ocak devriminin ardından yalnız Mısır'da kuşkusuz o kadar çok şey değişti ki mübareğin ardından başa geçen Mursi devrildi ve ülkede askeri darbe gerçekleşti. Eski Genelkurmay Başkanı olan Sisi biliyorsunuz bugün sivil hükümetle ülkede iktidar olduğunu iddia ediyor. Ama ülkede yaşananlar Sisi'ye adeta yalanlar nitelikte. Sisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte yaklaşık 40 bin kişi ifade özgürlüklerini kullandığı için sadece cezaevlerinde şu anda. Üniversiteler ise hükümetin baskısı altında. Polisler bütün eylemlere şiddetle bastırmaya çalışıyor ve bunun için yeni kanunlar çıkarılıyor sürekli. Ülkenin pek çok yerinde büyük işçi grevleri ve direnişleri yaşanmaya devam ediyor. Ve kuşkusuz halk kimi zaman Tahrir Meydanı, kimi zaman başkaca meydanlar olmak üzere devrimin taleplerine, kendilerinin sokağa çıkmasına neden olan taleplerine sahip çıktıklarını çeşitli vesilelerle ifade etmeye devam ediyorlar. 2011'den bu yana hala sürüyor Mısır'daki hareketlilik ve halkın taleplerine sahip çıkması efendim. Mısır'da devrimden sonra neler yaşandı ve neler değişti bunları konuştuk Şerif Rıza ile birlikte. Şerif Rıza tanıtalım kendisini de size. Londra'da yaşayan halk hareketleri ve Mısır üzerine çalışan bir akademisyen ve aynı zamanda gazeteci. Şimdi Şerif Rıza ile yaptığımız röportajımızı izleyelim. At this moment we cannot actually separate it from what happened starting from 2011. Where the movement, like the people headed to streets and started to, they had manned this, and then the situation developed into a little bit chaotic, and then Mubarak had to step down. And then after all that, it's happening now. Nowadays, in 2015, January 25th is coming, of course, the political situation is like lots of people support Sisi. He's got enough support in the street. There is a kind of diminishing or going down to the Islamic voice. It's going a little bit down. Not a little bit, actually, it's going far down. They lose popularity and they use also their power and the strength in the street. They don't have much effect. Still, they are there, but their presence is not yet noticeable. They lost their voice in the media. They don't have any kind of presence in the media. During Morsi's time, they had a very strong media voice. And they were kind of encouraged by the by Morsi being in power to talk freely. And they were attacking and they were kind of crossing the lines and they kind of disturbed the national unity, and they attacked the Copts, and they attacked the liberals, and they attacked the artists. Now their presence is kind of limited. If we move to the liberals in Egypt, now their presence also is not very strong. But that's not just because somebody's cracking down on them, but actually liberals have not been actually working in the street. Since the very beginning of political life, like in since Mubarak's time. So if we kind of try to trace the effect of liberals in society, we don't find much effect or much presence to the liberal side and such. But Egyptians by default actually kind of tend to be more in the liberal side. They are kind of conservative.
but still they love art and they love dance and they love to go out and they love to have fun. So it's a kind of, the makeup of the Egyptian personality is quite unique in a way. So it's not easy for somebody to suppress them. Evet, Mısır'da durum böyle. Devrimin sesleri hala devam ediyor diyebiliriz ek olarak. Kim programlarımızdan hatırlayacaksınız aslında Mısır'da yaşanan yeni durumları da ekranlarınıza taşımaya çalışmıştık biz daha öncesinde de. Özellikle işçilerin direnişleri ve talepleri devam ediyor. Bunun için hak arama eylemlerini sürdürüyorlar. Çeşitli dönemlerde grevleri oluyor. Ve aynı zamanda Mısır halkı yine çeşitli zamanlarda talepleri uğruna efendim Tahrir Meydanı'na çıkıyor ve eylemlerini, direnişlerini devam ettiriyorlar. Devrimimizi çaldırmayacağız diyorlar. Ve şimdi biz diğer bir durağımızla devam edelim. Yine bir Orta Doğu ülkesiyle devam edelim. Lübnan'a gidelim bu sefer de. Orta Doğu'nun en önemli problemlerinden bir tanesi mülteciler. Kuşkusuz. Ve şimdi dünyanın en büyük sorunu haline gelmeye başladı Orta Doğu'daki mülteciler sorunu. Birleşmiş Milletler raporuna göre en çok mülteci Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da bulunuyor. Suriye'de başlayan iç savaşla birlikte mültecilerin sayısında ne yazık ki korkunç bir artış yaşanıyor şu sıralar. Birleşmiş Milletler raporu en büyük mülteci kamplarının Ürdün ve Lübnan'da olduğunu ortaya koydu. Burada ortaya çıkan veriler. Lübnan'daki mülteci nüfusunun ülkenin %25'ine ulaşmış durumda olduğu belirtiliyor efendim bu raporlarla birlikte. Lübnan'daki mültecilerin önemli bir bölümünü ise Suriye'deki savaştan ve IŞİD saldırılarından kaçan vatandaşlar. Diğer önemli bir bölümünü de İsrail saldırıları nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan Filistinliler oluşturuyor. Ve bu mültecilerin sayısı Lübnan, yani ülkelerine ulaşan mültecilerin sayısının 1,5 milyon olduğunu ifade etti. Eğer bu mültecilerin sorunları kuşkusuz kış koşullarının gelmesiyle birlikte, artmasıyla ve zorlaşmasıyla birlikte gittikçe ağırlaşmaya başladı. Lübnan'daki durumu izleyelim isterseniz. Neler yaşanıyor, mülteciler hangi koşullarda yaşıyor ve en acil talepler neler Lübnan'da? Hep birlikte bakalım. Orta Doğu şimdilerde mülteciler için dünyanın en büyük evi haline geldi. Mülteciler için kışın gelmesiyle yaşam mücadelesi daha da zorlaştı. Geçtiğimiz haftalarda 4 Suriyeli mülteci soğuktan donarak hayatını kaybetti. Lübnan'da bulunan mültecilerin büyük çoğunluğunu Suriye'deki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınmış Suriyeli mülteciler ve İsrail saldırılarından kaçan Filistinli mülteciler oluşturuyor. Lübnan ise sayıları milyonu geçen mülteciler konusunda yetersiz kalıyor. Lübnan'ın güneydoğusundaki Arsal bölgesinde kalan Suriyeli mülteciler, sıfırın altında 7 dereceyi bulan dondurucu soğukta yaşam mücadelesi veriyor. İç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeliler zor şartlarda kar fırtınası ile boğuşuyorken, geçtiğimiz haftalarda ikisi çocuk 4 Suriyeli donarak hayatını kaybetti. Lübnan'da mültecilerin sayısının artmasıyla halk ve mülteciler arasında zaman zaman gerginlikler çıkıyor. Lübnanlılar artan kiralardan ve işsizlikten mültecileri sorumlu tutuyor. Öfkenin artmasıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda silahlı bir saldırgan Suriyeli mültecilerin kampını basarak çadırları ateşe verdi. Elbette ki Lübnan mülteci sorununu yaşayan tek ülke değil. Birleşmiş Milletler verileri Mart 2011'den bu yana 3 milyondan fazla insanın Suriye'yi terk ettiğini gösteriyor. Ancak Lübnan'daki 1 milyon 140 bin, Ürdün'deki 630 bin ve Türkiye'deki 1 milyon 600 bin Suriyeli mülteci dikkate alındığında bu sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Evet, mülteciler meselesi Türkiye için de önemli bir mesele. Hatta en önemli gündemlerin başında geliyor artık diyebiliriz. Adeta bir insanlık dramı yaşanıyor. Yüz binlerce mülteci var Türkiye'de de barınan ve kış koşulları izledik de ve TR'mizde oldukça zorlu bir yaşam sürdürmeye çalışıyorlar. Ve Ürdün'de de Lübnan'da da benzer koşullarda yaşıyorlar. Kuşkusuz buraya dünya üzerinden çok sayıda insani yardım ulaşıyor, tırlar gönderiliyor. Ancak bunun yeterli olmadığını belki de ifade etmek lazım.
Mültecilik sorun ciddi bir sorun ve bunun için politikalar geliştirilmesi gerekiyor kuşkusuz. Sadece insani yardımla ve sadece sivil toplum ya da vatandaşların çözebileceği bir durum gibi görünmüyor. Sadece Lübnan'da 1.2 milyon Suriyeli mültecinin yaşandığı belirtiliyor ve Lübnan nüfusunun %25'ine ulaşmış durumda diye tekrar hatırlatalım mültecilerin sayısı. Ve başka bir bölgeyle devam edelim. Bir savaş bölgesine gidelim şimdi de. Donetsk'e gidiyoruz. Malum bir yandan savaş sürüyor ama aslında ateşkes de var Donetsk'te. Ama sık sık bozuluyor tabii. Bu ateşkes ve çatışmalı ortam bir türlü sona ermiyor. İç savaş da devam ediyor bir taraftan Donetsk'te. Ancak tüm bunların gölgesinde kalan bir şey var. O da yeni bir yaşam. Evet, yeni bir yaşam kuruluyor Donetsk'te. Savaşın ve çatışmaların ortasında halk yaşamını sürdürmeye çalışıyor kuşkusuz. Tüm bu çatışma ve savaşa rağmen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yeni bir yaşam modeli, ilginç değişik bir yaşam modeli inşa edilmeye çalışılıyor bu sıralarda. Donetsk halkı kolektivizme dayalı bir yaşam modeli hayata geçirmeye çalışıyor. Tabii önemli bir deneyim ancak bu deneyimin dünya kamuoyunda, Türkiye kamuoyunda tartışılması biraz geri planda kaldı. Çünkü savaşın gölgesinde kalıyor ne yazık ki bu durum. Biz de gölgede kalanları biraz gün yüzüne çıkarmaya çalıştık şimdi bu bölümümüzde. Donetsk'te neler yaşanıyor, halk ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor, nasıl bir yaşam modeli inşa etmeye çalışıyor ve ne istiyor aslında, nasıl bir yaşam modeline ulaşmayı hedefliyor, bunları konuştuk. Evrensel Gazetesi Ukrayna muhabiri Okay Deprem bizimle birlikteydi. Kendisiyle güzel bir söyleşimiz oldu. Hep birlikte izleyelim, arkasından sohbetimize devam edelim. Okay, sen uzun bir süre iç savaşın özellikle vurduğu bölgelerde kaldın, Donetsk'te ve Donbas'ta kaldın. Şimdi iç savaş atlatmış bir bölgeden bahsediyoruz. Şimdi orada yeni yeni ateşkesin sağlanmasıyla birlikte, yani bunu tırnak içinde söylemek gerekiyor, belki de sürekli olarak bozulduğu için halk yeniden yaşamını kurmaya, yeniden inşa etmeye çalışıyor. Sen özellikle gittin, Evrensel Gazetesi'ndeki dosyanda da belirttin, aşevlerini ziyaret ettin, fabrikalara gittin, okullara gittin. Nedir senin izlenimlerin? Nasıl bir çaba var, nasıl bir hava var şu anda orada? Evet, merhabalar. Tekrar şimdi öncelikle hemen kısaca ateşkes sürecinin üzerinden geçecek olursak, hatırlanacağı gibi 5 Eylül'dü yanlış anımsamıyorsam eğer, Minsk Sözleşmesi'nin anlaşmasının yapıldığı tarih. Açıkçası bölgede mütabakata dair genel kanı şu, bilhassa milisler cephesinde, yani Donetsk ve Lugansk halk milislerinin kanaati şu ki, biraz da Amerika'nın ve Batı dünyasını bastırması, tabii bunun için NATO'da da var, ve Avrupa Birliği, Rusya'nın bir geri adım atması şeklinde tezahür etti. Çünkü o anlaşma olmasaydı eğer, ki ondan evvel hakikaten de bilhassa Temmuz-Ağustos sürecinde Ukrayna ordusu karşısında bu özel yönetimlerin orduları diyelim bir fiil artık, de facto yeni Rusya tırnak için ordusu biraz karşı atak halindeydi saldırı. Dolayısıyla olmamış olsaydı, bana gözüken dahi o, büyük ihtimalle o Donbas bölgesini topyekun temizleyeceklerdi. Yani Ukrayna ordusunu püskürteceklerdi kısacası. Şu anda da o işte kısacası sürece, o gidişata biraz sekte vurdu. Dolayısıyla taraflar düşük yoğunluklu bir çatışma havasına büründüler. Yani çatışma hep devam etti. Ben oraya en son Ekim ortaları gibi yolum düştü. Bir buçuk iki ay kadar kaldım en az. Ve ayak bastığım andan itibaren ayrılana kadar kesintiler halinde, bilhassa ilk başta çok ciddi çatışmalar vardı. Donetsk bölgesinde, yani çeperinde şehrinin, Adiyevka, Dukachevsk, Snezhoye, Gorlovka yakın bölgelerde böyle parçalı 6-7-8 noktada birden Donbas bölgesinde çarpışmalar devam ediyordu. Daha çok ama şehir çeperlerinde, kasabalarda, ufak yerleşim birimlerinde, yani düşük yoğunluk bir savaş sürmekteydi. Aslında çatışmanın gölgesinde, hani ufak da olsa çatışmaların gölgesinde bir yaşam sürüyor orada. Yani biz daha çok politik açıklamalardan daha çok senin oradaki halkla yaptığın gözlemleri aslında biraz dinlemek istiyoruz. Şöyle, şimdi tabii yaz dönemi bitti. Sonbaharla birlikte büyük bir çöküş sosyal anlamda. Yani altyapı çökmüş. Her yere değil tabii ki, daha çok ufak yere ağırlıklı, uzun süre su, elektrik, gaz kesintileri, çok ciddi gıda sıkıntısı, bu aylar boyu sürdü, devam etti, halen de gündemde en önemli sıkıntıların bir tanesini oluşturuyor. Artı, bu bir yazımda dikkat çekmiştim bu dosya kapsamında, emekliler başta olmak üzere çalışanlar da uzun süre boyunca, yani eski Ukrayna
devletinde emekli olanlar maaşlarını, emekli ücretleri alamadılar. Dahası yine 2 ay kadar evvel Kiev tek taraflı emeklilerin tüm bank hesaplarını bloke ettiğini süresiz olarak açıkladı, ilan etti. Çünkü ondan evvel bu Donetsk ve Lugansk Halk Milislerinin kontrolünde olan, yani bu DNR ve LNR dediğimiz bölgelerde ilk başta bankalar kapandı. Kademeli olarak o devam etti o süreç. Önce bir banka kaldı, sonra tüm bankalar kapandı. Emekliler başta olmak üzere pek çok çalışan ise maaşlarını almaya Ukrayna ordusunun kontrolündeki Donbas bölgelerine, şehirlerine gitmek suretiyle kotarabiliyorlardı bu ihtiyaçlarını. Bunun karşısında tabii bir iki ay özel yönetimler bocaladı ama sonra hem biraz sanayi toparlamaya başladı. İşletmeler savaş süresince kapanan, sekteye uğrayan, ata durumda kalan, zarar gören, çünkü çarpışmalarda çok fazla işletmeye, fabrikaya havan topu, mermi, bomba isabet etti. Neredeyse 180-90 oranında çok yoğun savaş öncesi bir sanayi üretim bölgesi olan Donbas'ta üretim kesintiye uğradı fabrika işletmeler. Onlar yeniden ayağa kalkmaya başladı. Tabi bu ne demek? Otomatikman üretim demek, bir refah sağlanması anlamına geldi. Ve kendi olabildiğince kısıtlı imkanları dahilinde sosyal yardımlar yapılmaya başlandı. Şimdi kendi imkanları dahilinde dedin. Biraz o kendi imkanlarını, halkın kendi imkanları yaratma kısmını konuşursak ne gibi örnekler senin en çok gözüne çarptı? Hemen söyleyeyim. Örneğin her şey Ekim sonu, Kasım başı gibi başladı ağırlıklı olarak. İlk etapta emeklilere çok cüzi bir ücret, sosyal yardım bağladı özel yönetim. Bir, yani baktılar ki bloke oldu artık hesapları. Yani Ukrayna hükümeti süresiz onlara emekli maaşlarını haksız bir şekilde tabii ki vermeye reddediyor. Sonra önce tek çocuklu, çok çocuklu, sonra tek çocukluya kadar tüm dul ve anneleri de belli bir meblağ bağladılar. Sosyal yardım yapmaya başladılar. Yine savaş mağdurları, onların aileleri, engelli çocuklar, yani nüfusun böyle 5-10 farklı kalemine, bu da aşağı yukarı herhalde bir en az %50'si belki olur, sosyal yardım, devlet yardım bağladılar. Bunlar ücret almaya başladılar. Onun dışında Rusya tabii ki çok ciddi yardım yaptı bölgeye. Yani bu insan yardım dediğimiz konvoylarla gönderdi, her türden yardımı ima ediyorum. Yani düşünün ki bir konvoyda 100'e yakın tır meydana geliyordu. Şu ana kadar 11-12 konvoy gönderdi. Ben oradayken de birkaç gün arayla konvoylar gelmeye devam ediyordu. Sadece gıda maddeleri değil, her türden yapı malzemeleri, aklınıza gelebilecek ne varsa bölgenin ihtiyaçları paralelinde. Çünkü sonuçta zarar görmüş evler, her türlü kamu yapısı, altyapı, tabii gıda ihtiyacı hepsini barındırıyordu bu sosyal, bu insani yardım konvoyları Rusya Federasyonu gönderdiği. Özellikle özel bölgelerde kolektif çalışmayla ortaya çıkarılmış aş evleri, yeniden inşa süreçleri. Peki buralarda halk nasıl bir rol aldı? Kolektif çalışmanın nasıl bir örneği olarak neler yaptılar orada? Yani özellikle basına çok yansımayan kısmı bunlar. Örneğin hem maddi anlamda zarar görmüş okullar, öğretim kurumları olsun, hem yine hasarlı fabrika işletmeler olsun, bizzat buranın öğrencileri, talebeleri, çalışanları, işçileri bu yeniden yapım, onarım sürecine aktif rol aldılar. Yani karşılıksız. Zaten onların da belli bir süre, onlara ücret ödeyecek bir imkanı yoktu. Kendi imkanlarıyla, kendi seferberlikleri dahilinde buraları ayağa kaldırdılar. Ben buna çok tanık oldum. Bir de savaş esirleri. Türkiye kamuoyuna pek yansımadı. Bölgede azımsanmayacak sayıda savaş esiri de var. Onlar da kullanılıyor. Ben Şahtörs'te buna tanık olmuştum epey. Oradaki birkaç büyük bina kompleksinde savaş esirleri, Ukrayna ordusunda alınan esirlerin çalıştırıldığını tanık oldum bizzat. Bu şekilde özetleyebilirim. Yani eskiye oranla daha çok kolektivizmin, dayanışmanın ortaya çıktığı bir hava yaşanıyor ve onun etrafında da aslında yeni yaşamı inşa süreci var. Peki geleceğe dair ne gibi planları var? Ne düşünüyorlar? Yani özellikle bu meseleleri iki kutuba ayrılarak işleniyorlar. Genellikle bir tarafta ayrılıkçılar olarak yansıtılıyor medya, bir tarafta da Batı desteklileri olarak yansıtılıyor. Peki Donetsk ve Donbas bölgesindeki halkın gelecek için talepleri nelerdir? Şöyle tabii, hani Donbas dediğimizde Donetsk'in yanı sıra bir de Lugansk bölgesinde altını çizmemize fayda var. İki bölgeye ortak ismi sayılır. Şimdi tabii ağırlıklı olarak beklenti ve umut hakikaten de bu de facto özel yönetimlerin olabildiği kadar kuvvetlenerek, kurumsallaşarak ve resmi olarak da bağımsızlıklarını kazanıp dünyanın nezdinde de meşruiyet sağlayıp devam etmeleri. Artı en önemlisi de yine buna bağlı olarak sosyal ve halkçı nitelik kazanmaları, ki böyle. Bunda kuvvetlenmesi, giderek güç kazanması beklenti.
Yani bu cumhuriyetler de facto bağımsız özerk yönetimler bir eski Gürcistan toprakları bünyesindeki bir Abhazya'dan, bir Güney Asya'dan farkı bu şekilde olacak zaten. Şimdi hemen yani sorunuzun birinci kısmına geleyim. Peki ekonomik ve sosyal anlamda bu yönetimlerin ve bu bölgenin geleceğine dair reel olarak neler yapılacak? Yani projeler, planlar nedir? Noktasında şunları söyleyebilirim hızlıca. En başta söylediğim üzere sanayi yavaştı, üretim çok hızlı hatta. Şu an itibariyle ayağa kalktı, kaldırıldı, işletmeler yine faaliyeti geçti. Örneğin kömür sanayi, çelik, demir üretimi artı makine sanayi üretimi. Şimdi bunları Rusya'ya çok hesaplı vermeye başladı. Rus pazarına neredeyse gümüşsüz artık girmeye başladı bu bölgenin üretimleri. Zaten anlaşmaları buydu. Şu an fiilen çok yakında resmi olarak bu bölge, bu Avrasya dediğimiz, çok hatırlayacağınız gibi çok yakın zamanda işte Kazakistan, Belarus ve Rusya Federasyonu'nun oluşturduğu ama sadece ilk etapta gümrüksüz eski bağımsız devletler topluluğunun ana çekirdeğinin arasında oluşturulan birliğe bu bölgede ekonomik olarak dahil olacak. Artı yine Rusya'dan buraya gaz ve petrol fiyatı çünkü daha evvel Ukrayna'ya tabii ki ayrı bir fiyatla veriliyordu. Şimdi yine Rusya fiyatıyla verilecek. Bu gibi avantajlı olacak bölgenin. Bir de Abhazya ve Güney Asetya ile çok ciddi bir dayanışma ve artık siyasi, ekonomik, sosyal partnerliği söz konusu. Zaten hani tam olarak aynı olmasa da bir şekilde paralel bir kaderleri de oldu bu bölgelerin. Dolayısıyla onlarla aralarında şimdi ithalat, ihracat, sosyal dayanışma anlamında epey bir koordinasyonları, çalışmaları mevcut. Teşekkür ediyoruz. Evet, biz de Okay'a bir kez daha teşekkür edelim. Orada önemli bir deneyimi bize aktardı, bizimle paylaştı. Bir kez daha hatırlatalım. Donetsk'te bir taraftan savaş ve çatışma ortamı devam ederken bir taraftan halk yaşamı yeniden kurmaya, yeniden inşa etmeye ve alternatif bir yaşam modeli ortaya çıkarmaya çalışıyor efendim. Oldukça değerli ve önemli birikimleri ve deneyimleri var. Biz programımıza devam edelim. Yeryüzünden başka notlara bakalım. Şimdi çok önemli bir konuğumuz var ve hepinizin seveceği bir konuk olduğunu umuyoruz kendisinin. Ve konuğumuzun çok önemli uyarıları var hepimize. Kulak verelim diyoruz hep birlikte. Dünya üzerinde Ebola salgınından yaşamını yitirenlerin sayısı ne yazık ki 5000'e ulaşmış durumda ve salgın hala devam ediyor. Önlemler yeterince önlem alınmıyor ve alınan önlemler aslında doğru önlemler mi? Bunlar tartışılır kuşkusuz. Ve Afrika'da yayılan bu hastalık, Afrika ne yazık ki yalnız bırakılmış durumda. Ebola ile mücadele konusunda en azından gerektiği gibi müdahale edilmediği yönünde tartışmalar var ve ciddi tartışmalar. İngiltere ile Amerika Ebola ile mücadele için Afrika'ya asker göndermeye karar almıştı, hatırlayacaksınız. Doktor gönderen nadir ülkelerden bir tanesi oldu Küba ve Afrika ülkelerinin yanında yer aldı, yardımcısı oldu. Şimdi konuğumuzun isterseniz ben daha fazla uzatmayayım, Ebola ile ilgili uyarılarına kulak verelim hep birlikte. Buyurun. Hi, it's Larry the Llama here. How you doing? Do you know what the Ebola virus is? Yeah, I'm not sure either, but some guy in a Texas hospital died of it, and the country spirals into a panic. Why this hysteria? Because in West Africa, there's an Ebola epidemic and nearly 5,000 people have died already. But rich countries like us are more worried about securing our borders than helping the people over there deal with a humanitarian catastrophe. The World Health Organization says that Sierra Leone alone needs 10,000 health workers to stop the disease spreading. And who stepped right up to the plate? Not us. Not the UK or France or even China. Cuba sent nearly 500 doctors immediately without a fuss. So what should we do now? President Obama has promised to send 3,000 troops to the area and start up rapid vaccine production. Well, sure, the vaccine is needed, but the answer ain't guns and magic bullets. It's medical people on the ground. The basic problem is that these are very poor countries, Sierra Leone, Liberia, and Guinea, and their public health systems, such as they were, have more or less disappeared in the last 20 years. Their land is sold up, their natural resources and assets stripped for export, and there's no resources given over for primary health care, local doctors, nurses, infection control units that could deal with these virus outbreaks in the first place.
Evet, Lamaleri bizimle birlikteydi. Telesur'un bir karakteri efendim, Lamaleri. Ve önemli uyarıları vardı Ebola'ya ilişkin. Uyanın millet dedi uyarılarının sonunda konuğumuz Lamaleri. Biz de uyarılarının dikkate alınması dileğiyle diyelim ve bu hafta programımızı kapatalım. Önümüzdeki haftalarda yeniden yeryüzünün çeşitli yerlerinden ve yeryüzünden önemli notlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. İyi akşamlar, şimdilik hoşçakalın.